Merhaba arkadaşlar. Subnetting konusuna devam ediyoruz. Daha doğrusu subnetting örneklemelerine devam ediyoruz arkadaşlar. Şimdi isterseniz bir private IP ile örneklerimize devam edelim. IP'miz ne olsun? İlk çağda kullanacağımız bir IP olacak arkadaşlar, bu private olduğu için. Klasik olarak IP'miz 192 168 1 0 slash 24 network olsun. Slash 24 olduğu için subnet maskımız da doğal olarak 255 255 255 0 oluyor arkadaşlar. Kaç network lazım bize? 20 network lazım. 20 network. Subnet maskımızı hemen binary şekle çeviriyoruz. 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nokta 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nokta 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nokta 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0. Kaç oldu? 7, bir 0 daha 8. 20 network lazım arkadaşlar. Hemen hesaplayalım. 20 network'e nasıl ulaşabiliriz? 2 üzeri 0 eşittir 1. 2 üzeri 1 eşittir 2. 2 üzeri 2 eşittir 4. 2 üzeri 3 eşittir 16. 2 üzeri 3 eşittir 8 arkadaşlar. Yanlış yaptık. Hemen silelim. 2 üzeri 3 eşittir 8. Bazen böyle basit hatalar yapabiliyoruz. 2 üzeri 4 eşittir 16. 16 yetiyor mu bize? Yetmiyor. 2 üzeri 5 eşittir 32. 32 istediğimizden fazla ama 16 yetmediği için 32'yi kullanmak gerekiyor. Yani 20 diye bir sayıyı tanımlayamıyoruz arkadaşlar. 2 ve 2'nin katları olmak zorunda. 2, 4, 8, 16, 32, 64, 128 diye gitmek zorunda arkadaşlar sayılarımız. Ne demiştik arkadaşlar biz? Şurası network bitlerimizdi. Şurası host bitlerimizdi. Biz burada daha önceki derslerimizden hatırlayacağınız gibi 254 host kullanabiliyorduk. Ama bizim 254 hosta ihtiyacımız yok. Bizim daha fazla network'e ihtiyacımız var. 20 tane network'e ihtiyacımız var arkadaşlar. 20 tane network için host bitlerinden 5 tanesini aşırıp network biti yapmamız gerekiyor arkadaşlar. 1, 2, 3, 4, 5. Yazdık. Bu durumda bizim subnet maskımız ne oluyor arkadaşlar? Yazalım hemen. 255 255 255 248 oluyor arkadaşlar. Slash ne olacak? Slash 29. Nereden çıktı 29? Sayalım 24,
25, 26, 27, 28, 29. Şuradan. 24 artı 5 eşittir 29. Geriye 3 tane kaldı. 2 üzeri 3 eşittir 8. Şimdi bizim network'lerimiz nasıl olacak? Hemen yazalım. 192 168 1.0 slash 29. İkinci network'ümüz 192 168 1 nokta kaç olacak arkadaşlar? Ne demiştik? 3 host bitimiz kaldı. 2 üzeri 3 8. Kaç kaç gidecek? 8 8 gidecek arkadaşlar. Nokta 8 slash 29 192 168 1.16 slash 29. Kaça kadar gidecek arkadaşlar bu? Kaç tane bu şekilde network yazacağız? 32 tane. Şimdi buraya son iki tanesi ne olacak onu da yazalım. 192 168 1 nokta 240 slash 29. Bir tane daha yazıyoruz. 192 168 1.248 slash 29. Bu da 32. network'ümüz oluyor arkadaşlar. Bize kaç tane network lazımdı? 20 tane network lazımdı. Bu yazdığımız ilk 20 network'ü alıp network'ümüzde kullanabiliyoruz arkadaşlar. Evet arkadaşlar, şimdi dersimize devam edelim. Bunları temizleyelim. Bu sefer de A sınıfı bir IP, A sınıfı private bir IP ile bir örnek yapalım arkadaşlar. Yazalım IP'mizi. IP'miz yine standart 10 0 0 0 network'ü olsun. Bunun subnet maskı 8 oluyor normal olarak arkadaşlar. Bizden bu network'ü 2000 parçaya bölmemizi istiyorlar arkadaşlar. Şu network'ü 2000 parçaya bölmemiz isteniyor. Bölelim arkadaşlar. Şimdi özellikle subnet maskımızı yazalım. Bu network için subnet maskımız 255 0 0 0. Neden? 8. Bunu binary'ye çevirelim. 1 2 3 4 5 6 7 8 nokta 0 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 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8. Şu binary'e çevirdiğimizde bu oluyor arkadaşlar. Şimdi
işlerimiz biraz değişti. Network bitlerimiz şunlar, yazalım. Network şunlar da host bitlerimiz. Ne kadar çok host atlayabiliriz değil mi arkadaşlar bu network'e? Müthiş. Ama bizden 2000 tane network isteniyor. Bu yüzden onlardan bir hayli çalmamız gerekecek. Nasıl bulacağız arkadaşlar 2000 network için kaç bit çalacağımızı? Yazalım hemen. Biraz fazla yazacağız. 2 üzeri 0 eşittir 1. 2 üzeri 2 eşittir, pardon, 2 üzeri 1 eşittir 2. 2 üzeri 2 eşittir 4. Şöyle 8 diye gidelim. 16 diye gidelim. 32, 64, 128, 256, 512, 1024, 2048. Bizim için yeterli sayıya ulaştık arkadaşlar. 2048. Tam olarak 2000'i bulamıyoruz yine. 2048 oluyor. Hemen sayalım kaçmış. 2 üzeri 2'de kalmıştık. 2 üzeri 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Yani 2 üzeri 11'de biz 2048 sayısına ulaşabiliyoruz arkadaşlar. 2 üzeri 11 ne demek? Şu kadar host bitlerinden çalacağımız anlamına geliyor arkadaşlar. 11 tane çalalım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. 11 tane bit çaldık. Ama bakın host bitlerimiz hala oldukça fazla. Bu kadar bit çalmamıza rağmen yeterince host bitimiz yine bize kalıyor. A sınıfı IP'nin güzelliği. Şimdi arkadaşlar, bizim yeni subnet maskımız ne oluyor? Hemen yazıyoruz. 255 şurası. 255 255 şurası. Burası kaç yapıyor arkadaşlar? 128, 64, 192. 32 daha, 224. Yazalım. Geri kalanı 0 zaten. 0 olarak kalıyor. Sıra geldi networkleri yazmaya arkadaşlar. Networklerimizi yazalım. İlk network'ümüz yine 10, 0, 0, 0, slash, kaç yapıyor arkadaşlar? 16, 8, 8, 16, 17, 18, 19. Şu üçünü aldık mı, slash, 19 oluyor. İkinci network yazalım. 10, 0, 0. Şimdi işler değişti arkadaşlar. Host bitlerimizi nasıl hesaplayacağız? Ne yapıyorduk biz? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Host bitlerimiz normalde burada bitiyordu. Böyle hesaplıyorduk. Şimdi öyle hesaplamayacağız tabii. 8, 9,
10, 11, 12, 13. Sekiz, dokuz, on, 11, 12, 13 arkadaşlar. 2 üzeri 13 host, 2 üzeri 13 eksi 2 hostumuz olabilir bizim. Bu da kaç yapar? Bakın mesela burada yazmışız. 2 üzeri 11'e 2048 yazmışız. Ona 2 daha koyarsak kaç yapıyor? 4000 4096 4096'ya da bir tane daha koyarsak o da 8192 yapıyor yanlış hatırlamıyorsam arkadaşlar. 8192. Yani bizim host sayımızı 8192 8192 arttırmamız lazım. Bu network'ümüzde 8192 eksi 2 host kullanabiliyoruz. Network sayımızı 8192 8192 arttırmamız lazım. Bunu nasıl hesaplayacağız? Bu oldukça zor değil mi arkadaşlar? Aslında kolay bir yolu var. Nedir kolay yolu? Şunu silelim. Şurada gördüğünüz gibi 5 tane host bitimiz kalmış arkadaşlar. 5 tane host bitimiz. Şimdi bunları dikkate almıyoruz. Bunlar zaten sıfır olacak. Olayımız burada. Bu 5 tane host biti ne yapar arkadaşlar? Hemen yazalım. 2 üzeri 5. 2 üzeri 5 eşittir 32 yapar arkadaşlar. 2 üzeri 5 eşittir 32. 2 üzeri 3, 4, 5. 2 üzeri 5 eşittir 32. Bizim ne işimize yarayacak arkadaşlar? Hemen birinci oktet, ikinci oktet, üçüncü oktet. Birinci oktet, ikinci oktet, üçüncü oktet, 32, 0, slash, 10, 9. 10, nokta, 0, 64, nokta, 0, slash, 10, 9. Bu böyle devam ediyor arkadaşlar. Ta ki 2048 network olana kadar. Her o hostumuzda 8192 eksi 2 host kullanabiliriz. Bu durumda .0.0.0/19'un broadcast adresi ne olur arkadaşlar? Broadcast adresi ne olur? 10.0.0 255 mi? Hayır arkadaşlar. Kalıplar yıkılıyor. Hemen yazalım. Broadcast adresimiz network'ün son adresi. Network'ün son adresi ne oluyor arkadaşlar burada? Nokta 0 nokta 31 nokta 255 10 nokta 0 nokta 0 nokta slash 19 network'ünün broadcast adresi 10 nokta 0 nokta 31 nokta 255. Zaten şurada gördüğünüz gibi ondan bir sonraki IP diğer bir sonra gelen network'ün network ID'si arkadaşlar. 190 10.0.31
32.0 network'ünün network ID'si. Evet arkadaşlar, yalnız burada önemli bir konu daha var. Şimdi biz böyle gidiyoruz dedik. 192, 168, işte pardon 32, 64 diye gidiyor dedik. Peki gidelim, yazalım şimdi. E, 64'te kalmıştık. 32, 32 gidiyoruz. 10, 0. Kaç yapar? 32 daha koyarsak 64'e 96 yapar. .0.0 128 yapar. 10.0 160 yapar. Slash 19. 10.0.192 yapar. Slash 19. 10.0.224.0 yapar. Peki arkadaşlar, şimdi ne yazacağız? On nokta sıfır nokta 256.0 slash 19 mu yazacağız? IP adreslerinde kural neydi arkadaşlar? Maksimum yazabileceğimiz sayı 255. O yüzden 256'yı kesinlikle yazamıyoruz. 256 yazacaksak ne oluyor? Silelim hemen. Elde var 1 oluyor. Elde var 1. Elde var 1. 0 0 slash 19. Ondan sonra aynen bu şekilde 10 1 nokta 32 nokta 0.19 64 128 64 96 128 diye gidiyor arkadaşlar. Bu da önemli bir konu olarak buraya not düşelim. Evet arkadaşlar, bu subnetting dersinde sonuna geldik. Önümüzdeki derste subnetting konusuna devam edeceğiz.